Milattan önce 1160 yılı. Fedan, Babil ülkesinin güneyinde yer alan bir kent. Ey yüce İştar, ey ana tanrıça, ey şefkatli tanrıça, ey doğum ve bereket tanrıçası, bu çocuğu iyileştir ve endişeli annesini sevindir. Bu çocuğun annesi dergahına değerli hediyeler sunacağına söz veriyor. Ben İştar'dan yavrunu yaşatmasını istedim ve o benim bu dileğimi kabul etti. Ve çocuğunuzu İştar'ın sadık bir kulu olacak tarzda yetiştirin. Size ve yüce İştar'a minnettarım. Şefkatli İştar'a şükranlarımı sunuyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Oğlum ölmek üzereydi. Siz onu iyileştirdiniz. Şükürler olsun yüce İştar. Bana oğlumu geri verdin. Sana şükürler olsun. Şükürler olsun yüce İştar. İştar oğlumu koruyacak. Şükürler olsun yüce İştar. Sana çok şükürler olsun. Hiç şüphesiz o çocuk da bizim oğlumuz gibi iyileşecek. Hı? İştar kudretli ve şefkatli bir tanrıçadır. Hı. Muhakkak onu da iyileştirecektir. Evet, kesinlikle öyle. Hadi gidelim. Size ne oluyor böyle? Size melekler secde ederken siz kendi yonttuğunuz putlara mı secde edeceksiniz? Bütün varlık insana teslim olmuşken sizler cansız taşların huzurunda mı eğileceksiniz? Sen bu sözleri uyduruyorsun, haksız yere tanrılarımıza hakaret ediyorsun. Ben bu sözleri kendimden uydurmuyorum. Ben Allah'ın elçisiyim, sözlerim de onun kitabındandır. Bu gördüğünüz semavi kitap Atam İbrahim peygambere indirilmiş suhuftu. Ben onun getirdiği dine inanıyorum ve bu dini tebliğ ediyorum. Kendimden hiçbir şey katmıyorum. Tanrımıza ihanet etmeni o semavi kitap mı söylüyor? İhanet etmiyorum. Soruyorum. Biliyorsanız cevap verin. Bilmiyorsanız kabul edin. Size soruyorum. İştar tapınağındaki heykeller sizin yaratıcınız mı? Yoksa sizin yarattıklarınız mı? Siz mi İştar'a hükmediyorsunuz? Yoksa İştar mı size hükmediyor? İştar dediğin gibi zayıf ve güçsüz bir taştan ibaretse nasıl oluyordu oğlumu iyileştirebiliyor doğru peki? Doğru söylüyor, biz de gördük. Evet, doğru söylüyor, ben de gördüm. İştar onun oğlunu iyileştirdi, ben gördüm. Oğlunu iyileştiren İştar ve karışlarını duyan o bilge işiticidir. Her ne kadar sen Allah'tan başkasına sığınıp başkasından yardım dilediysen de kullarının bütün durumlarından haberdar olan Allah rahmetini göstererek çocuğunu iyileştirdi.
Gözün var ancak basiretin olmadığı için İştar'ı gördün. Ancak gerçek şifacıyı göremedin. Yakub'un sözlerinin özeti şudur: kendi tanrılarımızı bırakıp onun tanrısına tapınalım. Yanılıyor muyum? İyi ama kendi tanrımızdan ne hayır gördük ki senin tanrından görelim? Ben sizi daha üstün bir tanrıya tapmaya davet ediyorum. Bütün varlıktan daha üstün bir tanrı. Senin tanrının diğer tanrılardan daha üstün olduğunu nereden bileceğiz? Senin ve tanrının İştar tapınağındaki kâinler gibi servetinize servet katıp kendi çıkarlarınızı düşünmeyeceğiniz ne malum? Hepiniz biliyorsunuz ki ben Leban için çobanlık yapıyorum. Bugüne kadar sizden hiçbir ücret istedim. Çalışmak ve çobanlık yapmaktan başka bir işimi gördünüz mü? Peki ya bundan sonra ücret talep edersen ne olacak? Şimdiye dek gücün yoktu, yoksa senin de kâhinlerden aşağı kalır yanın yok. Hepiniz aynısınız. Elinize güç geçirir geçirmez karnınızı doyurup hemen küplerinizi dolduruyorsunuz. Sana hak veriyorum. Biricik hasta oğlunu kaybettin ve hiç kimse sana yardım etmedi. Ne büyücü ister ne de tapınağının tanrısı ister. Bütün tanrılardan yüz çevirmekte haklısın. Tapınağın aciz tanrıcası beni ilgilendirmiyor. Sözüm senin görünmeyen tanrına. Tanrılardan yeterince çektik artık. Yeni bir tanrıya dayanacak gücümüz kalmadı. Memurlar geldi. Tapınağın memurları geldi. Faris! Faris! Kaç! Bu taraftan gitti. Bu taraftan. Bırakın onu. Bırakın onu. Bırakın. Şükret ki vali Laban'ın damadısın. Yoksa ben sana yapacağımı bilirdim. Senden ve tapınağın memurlarından korkmuyorum. Dağılın. Dağılın. Yakub'un saçmalıklarına daha fazla kulak asmayın. İştar'a yaptığı hakaretlerin Fedan'a kıtlık getirdiğini görmüyor musunuz? Onu dinlemeyin. Gidin. Dursun. Gidin. Gidelim. İştar'ın lanetine uğramadan gidelim. Evet evet, gidelim. Hadi gidelim. Gidelim buradan. Gerçekten gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.